Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, spor kulüpleri ve spor federasyonunu kanun teklifinin 6. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, görüşülen kanun teklifi spor kulüplerinin mali sorunlarından kaynaklanan problemlerinin giderilmesini, hukuki ve finansal durumlarının netleştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanında spor kulüplerinin kontrolsüz borçlanmasına ve yönetim şeffaflığını sağlanmasına yönelik hükümler de öngörmektedir. Aynı zamanda spor kulüplerinin oluşturduğu federasyonlar ve konfederasyonlar hakkında düzenlemeler mevcuttur. Görüşülen kanun teklifinde sporun ve sporcuların desteklenmesini amacını taşıyan maddeleri olumlu bulmakla birlikte, eskiden özerk olan kurumların bu özerkliğine son veren düzenlemeleri ise hatalı bulmaktayız. Yani AKP iktidarında ve özellikle de ucube başkanlık sistemiyle birlikte tüm kurumların tek adama bağlanması alışkanlığı devam ettirilmektedir. Biz İyi Parti olarak kurumların mevcut özelliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama gayretindedir. Bu yüzden olağanüstü hal ortamında aceleyle getirilen bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce değiştirilerek güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi devletimizin bekası ve milletimizin refahı açısından hayati önem taşımaktadır. Değerli milletvekilleri, Türk sporunun bugün geldiği nokta üzücüdür. Futbol başta olmak üzere hemen hemen tüm spor branşlarında Avrupa'nın çok gerisinde bulunuyoruz. Uluslararası müsabakaların çoğuna katılamıyor, katıldıklarımızda da başarılı olamıyoruz. Bunun yanında bugün kulüplerimizin hemen hepsi borç batağındadır. Özellikle AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felaket yüzünden kulüplerimiz çok zor zamanlar yaşamakta, rakiplerinin ekonomik anlamda gerisinde kalmaktadır. Kulüplerin gelirleri Türk lirası iken giderlerinin büyük kısmı dövizdir. Ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlığın kendini ekonomist olarak tanıtan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, sürekli değişen Hazine ve Maliye Bakanlarının, birbiri üstüne açıklanıp hepsi başarısız olan ekonomi modellerinin, kısaca AKP'nin ekonomideki başarısızlığının doğal sonucu olan dövizdeki fahiş artış yüzünden kulüplerimizin giderleri gelirlerinin çok üstüne çıkmıştır. Bu yüzden bu kanun teklifi sorunları çözmeye yetmeyecektir. Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesinin ilk şartı AKP iktidarının ilk seçimde değişmesidir. Çünkü bu iktidarın sorun çözme yetenek kabiliyeti bulunmamaktadır. Milletimize verebileceği bir şeyi kalmayan AKP'nin yapacağı en hayırlı iş ise bir an önce milletimizin önüne sandığı getirmektir. Değerli milletvekilleri, bahsettiğim üzere AKP iktidarının milletimize vereceği bir şey kalmadığı gibi Türk milletinin iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisi de çalıştırmamaktadır. Baktığımızda sadece bu yıl başından beri tarımdan sağlığa, hayat pahalılığından sağlıkçıların sorunlarına, dövizden akaryakıt fiyatlarına, kısaca vatandaşın birçok sorununun araştırılıp çözülmesi amacıyla verilen 99 meclis araştırma önergesi Cumhur İttifakı milletvekillerince reddedilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemde EYT'lilerin durumu, 3600 ek gösterge verilmesi, emekli ikramiyesi ve kadınlara emeklilik, SGK, işçi ve çiftçi, KYK borçlarının silinmesi gibi milletimizin sorunlarını çözme adına verilen yaklaşık 2000 yasa teklifi de yine ya gündeme alınmamış ya da reddedilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri muhalefetin verdiği tek bir kanun teklifi bile yasalaşmamıştır. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanı 9 Temmuz 2018'den bu yana tam 5420 karara imza atmıştır. Yani tüm ülkenin kaderini tek kişinin imzasına bağlayan bu sistemde 600 üyeli meclis etkisiz hale gelirken bir kişi sürekli güç kazanmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak ülke kriz üstüne kriz yaşamış, spordan ekonomiye, eğitimden sağlığa, dış politikadan milli güvenliğe her konuda başarısızlıklar yaşanmıştır. Değerli milletvekilleri, sonuç olarak AKP iktidarı
başarısız olmuş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk döneminde iflas etmiştir. Ülke her alanda geriye gitmiş, AKP geldiği günleri bile aratır hale gelmiştir. Ancak ilk seçimde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde kurulacak İYİ Parti iktidarında vatandaşın sorunları çözülecek, ülkemiz hak ettiği seviyeye yükselecektir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.